Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2023 Kadınlar Avrupa Satranç Şampiyonası başladı ve iki Türk sporcuyla bu şampiyonaya katılıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla Türk sporcuyla bu şampiyonaya katılalım. Biliyorsunuz Ekaterin Atalık gibi, Kübra Öztürk Örenli gibi, Duru Okuyaz gibi, Çiğdem Onur gibi, Buseras Koç Yiğit gibi birçok sporcumuz var aslında. Ama sadece VFM Gülenay Aydın ve Senem Gül başlarıyla bu şampiyonaya katıldık ve iki tur geride kaldı. İkinci turda VFM Gülenay Aydın rakibi ise dünya satrancının yakından tanıdığı Natalya Buksa'ydı. İme Natalya Buksa biliyorsunuz ki şu anda dünyada 49. sırada Ukrayna'nın en önemli satranç oyuncularından bir tanesi. Ve bu turnuva içinde aslında favori gösterilen sporculardan bir tanesi. 2015 yılında dünya genç kadınlar şampiyonu olmuş Natalya Buksa. Beyazlarda Natalya Buksa var, siyahlarda ise VFM Gülenay Aydın var ve bakalım VFM Gülenay Aydın siyahlarda olmasına rağmen bu kadar güçlü bir sporcu karşısında neler yapmış. Sizler de bizlere destek vermek için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz ve Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Natalya Buksa'yı 4 hamlesiyle başlıyor ve siyahlarda VFM Gülenay Aydın D6 hamlesiyle devam ediyor ve piriç savunması tercih edecek. D4 piyon sürüşünden sonra at F6, at C3. Ve şimdi E5 piyon sürücü geliyor. At F3 gelişiminden sonra şimdi at B'den D7 oynandı. Fil C4 hamlesinden sonra ise fil E7 bir an önce rok yapmak istiyor Gülenay. Rok hamlelerinden sonra ise şimdi kale E1 hamlesi geldi. C6 piyon sürücüyle hem vezirimizin çaprazı açılmış durumda hem de bir yandan D5 piyon sürüşleri kuvvetlenmiş ve rakibin D5 piyon sürüşte engellenmiş olduğu. A4 piyon sürüşüyle vezir kanadından bir alan üstünlüğü peşinde beyazlar. H6 ile bir delik açtık. H3 hamlesinden sonra kale E8 ve A5 piyon sürüşüyle hem vezirin hem de atın B6'ya gelmesi engellendi ve siyah piyonlarımızın sürüşlerine zayıflatılmak istendi. Buna karşılık siyahlar da Gülenay kale B8 oynayarak B5 sürüşünü hazırlanıyor. B3 piyon sürüşünden sonra şimdi B5 yapılıyor. Hatırlayalım mı? Bir piyon ilk çıkışında iki kare gidip rakip piyonla yan yana gelirse rakip piyon hemen sıcağı sıcağına bunu geçerken alabilir. Beyazların Natalya Buksa bu şekilde yaptı. A alır B6. A alır B6 hamlesinden sonra ise beyazların kalesi açık hatta yerleşmiş durumda ve iyi durumda. Fil B2 son kalan aletinde geliştirdi ve B5'le fili rahatsız ediyoruz. Fil D3'e kaçtıktan sonra burada yani E alır D4 çok stabil hamleydi. O yüzden ona bakmak istiyorum. Çünkü E alır D4 hamlesini tercih etmiş olsaydı siyahlarda Gülenay rakip at alır D4'le yanıt verecekti ve at E5 hamlesiyle fili rahatsız edecekti Gülenay. Fil F1'e kaçtıktan sonra fil D7 ile aslında siyahlar girişim problemini ya da alan sıkıntısı problemini çözmüş olacaktı ama bu varyantı tercih etmedi Gülenay Aydın ve bunun yerine fil F8 oynayarak kalesinin önünü açmayı ve birazdan belki de G6 piyon sürüşleri, fil G7 piyon çetoları vesaireler biraz daha defansif hamlelere yoğunlaşacak. At E2 hamlesiyle bir yandan G3'e ve akabinde F5'lere bir bakış atıldı. Bu hamleden itibaren arkadaşlar aslında Natalya Buksa biraz daha şah karadığından hücumuna başlayacak. Vezir C7 Gülenay'ın cevabı at G3, fil B7 hamlesinden sonra ise şimdi vezir D2 hamlesiyle beyaz vezir de ne yaptı? Siyah çaprazdan H6'ya bir bakış attı. Şimdi G6 piyon sürüşü geldi. Fil G7 tercihimiz zaten olacaktı ve buna da H4 ile birlikte Natalya Buksa iyi demeye niyetini belli etti. H5 piyon sürüşüyle rakip piyonun sürüşünü engellemiş olduk fakat G5'e de yer açmış olduk. Sorun değil. At G5 hamlesinden sonra şimdi fil G7. Fil G7'nin amaçlarından bir tanesi hem zayıflayan siyah karelere bir derman olabilmek hem de bir yandan at F8 akabinde at H7 ya da at E6 ile G5'te bulunan rakip atı oradan kışkışlamak olacak. Şimdi C3 piyon sürüşüyle hem D4 piyonu korunmuş oldu hem de vezir C2'lere yer açılmış oldu. Vezir fil bataryasına imkan sağlanmış oldu. Kale B'den D8 hamlesinden sonra şimdi vezir C2, vezir B8 hamlesinden sonra ise şimdi kale F1 hamlesiyle bir de F4 fikirleri gündeme gelmiş oldu aslında. Kale F1 niye yapılır? F4 süreceğimin başka bir sözde, başka hamleyle açıklaması aslında. Şimdi at F8, at icabında H7'lerden, E6'lardan G5 sıkıntılı atını rahatsız edecek. D alır E5 kırışması tercih edildi. D alır E5 hamlesinden sonra ise şimdi C4 piyon sürüşü yapıldı. Aslında C4 piyon sürüşü çok güzel bir sürüş arkadaşlar. Çünkü B alır C4 hamlesinden sonra fil alır C4 ve at ve fille F7'ye bakış atılmış olacak. Bu açıdan iyi. Peki biz almazsak? Biz almazsak da C alır B5, fil alır B5 ile bir piyon kazancına gidecek aslında beyazlar. Bu nedenle Gülenay Aydın fil C8 hamlesiyle
açarak B5 piyonunu korumak istedi. C alır B5, C alır B5 hamlesinden sonra işte burada kale A5 hamlesiyle zayıf olan B5 piyonuna bir baskı tercih edilebilirdi. Kale A5'te piyona baskı tercih edilebilirdi. Fakat burada beyazlar vezir E2 oynayarak aslında küçük de bir hata yapmış oldu. Aynı şekilde vezir fil bataryasını yine B5'e saldırı yapılıyor gibi gelmiyor ama fil G4'ten o veziri ciddi manada rahatsız edecekti. Vezir E3 hamlesinden sonra burada siyahlar için, Gülenay için bir karşı saldırı fil E6 ile B3 piyonuna saldırı imkanı vardı. Fakat at E6 oynamayı tercih etti ve G5 sıkıntılı atını oradan kaldırmak istedi Gülenay aydın. Buna kale A5 de yanıt geldi. Aslında burada at C7 ile piyon çok rahat tutabiliyor. Çünkü şu anda artık piyonumuza 2 adet istek var. Sadece vezirle koruyabiliyoruz. At C7 stabil bir koruma hamlesi olabilirdi. Fakat buna at D4 ile yanıt verdi ve at D4 ile piyonunu korumak istedi. Evet bu da olur ama şöyle bir sıkıntı var gibi görünüyor. Ya fil alır D4'ten sonra bu piyon düşmüyor mu? Hayır düşmüyor. Niçin? Fil alır D4, E alır D4 hamlesinden sonra bu piyon alınamaz. Çünkü vezir istek altında ama vezir D2 hamlesinden sonra şimdi bu piyon istek altında diyebiliriz. Ona da çözümümüz var. Fil D7 ile geri dönüp B5 piyonumuzu kurtarıyoruz. Burada vezir B4 gibi bir hamle geldi. Bu hamle yerine acaba ne olabilirdi? Hani bir F4 piyon sürüşü aslında gündeme gelebilirdi. Ama vezir B4 oynandı. Tabii ki vezir B4 hamlesi sanki B5 piyonuna baskıymış gibi geliyor ama arkadaşlar öyle değil. Çünkü bu saatten sonra fil alır B5 hamlesi yapılması durumunda o fil açmazda kalmış olacak ve biz almayacağız o fili. Neden alalım ki? Fil alır B5 hamlesinden sonra almayacağız ve vezir burada boşta olduğu için, askıda olduğu için aslında fil açmazda olacak. Bizim B5'e olan baskı sıkıntımızı çözdü. Burada işte at G4 hamlesi hesaplanmış olsaydı güzel bir hamle olacaktı. Yine hesaplandı ama farklı hamlelerle. Gülenay ilk öncelikle vezir F4 oynadı. At F3 hamlesinden sonra ki G5 atını hücum yaparak savuşturmuş olduk oradan. Şimdi at G4 tercihi. Bu arada arkadaşlar az önce at G4 tercihi çok kuvvetliydi. Nedenine gelelim. At G4'ten sonra rakip F3 yapamıyordu. Çünkü at E3'lere falan oturuyordu. Ama vezir F4 yapıldı. Daha sonra at F3'ten sonra at G4 hamlesi geldi. Ve şimdi at E2 ile vezirimiz istek altında. Gülenay'ın burada vezir F6 oynayarak vezirini hem H4'lere bakar hale getirmesi hem de F dikeyinden ayırmaması gerekiyordu. Fakat Gülenay vezir C7 hamlesiyle az önceki avantajını kaybetmiş oldu. Vezir C7 hamlesinden sonra şimdi kale C1 ver veziri geldi. Vezir B7 hamlesinden sonra ise burada aslında yine fil alır B5'in olmadığını görüyoruz. Niçin? Aynı gerekçelerle çünkü fil açmaz da olacak. Bu nedenle kale C'den A1 oynandı. Bu da küçük bir hata olarak Natalia Buxa'nın hanesine yazıldı. Tabii ki bu hamlenin amaçlarından bir tanesi kaleyi A7'ye getirmek. Buna da fil F8 ile yanıt verdi ve veziri istedi. Gülenay güzel bir hamle. Vezir D2 hamlesinden sonra ise fil C6'ya geldi ve vezir fil bataryasıyla aslında E4 piyonuna da bir bakış atılmış oldu. Kale A7 ile yanıt verdi. Veziri istedi ve buna da vezir B8 hamlesi geldi. İşte oyunun kırılma anlarından bir tanesi arkadaşlar. Çünkü burada Natalia Buxa vezir F4 hamlesiyle rakibin vezirini kırıştırmak zorundaydı. Niçin? Vezir çünkü çaprazdan H2'lere ciddi bakışlar atıyor. At burada sabit kalmak zorunda. Bir yandan da fil de bakışını güzel yerlere atmış durumda. Burada vezir F4 hamlesi siyahları kırışmaya zorlayabilecek bir hamleydi. Ve belki de siyahlar bu veziri alacaktı. Ama onun yerine at G3 oynandı ve işte bu hatalı hamle sonucunda eğer Gülenay fil H6'yı hesaplamış olsaydı oyunu hemen hemen kazanç pozisyona getirecekti. Önce fil H6'ya bakalım, daha sonra Gülenay'ın oynamış olduğu hamleye bakalım. Fil H6 hamlesinden sonra burada at G5 en doğru hamleydi. At G5 kapatacaktı ve o at açmazda kalacaktı. Fakat at G5 yerine vezir C2 gibi bir hamle yapsaydı neler oluyordu ona bakalım. Çünkü burada çok güzel bir hamle var. At alır F2. Vezirle alamıyor çünkü fil E3'te vezir açmazda kalıyor. Şahla da alamıyor arkadaşlar. Çünkü şahla alması durumunda yine fil E3 hamlesi geliyordu. Bu nedenle beyaza önerilen en iyi hamle vezir alır C6 hamlesi olacaktı. Ona da vezir alır G3 ile birlikte fil alır B5 ile piyon kaybı. Fakat at H3 şah hamlesi. Şah H1'den sonra ise at F2 bir şah daha bir tane boş hamleden sonra fil E3'e getirecektik. Bakar mısınız?
bu aletlerimiz ve vezirimize ciddi manada bir şah kanadı hücumunu yoğunlaştırmış olacaktık ve burada en azından bir alet kazancı ya da iki piyon kazancı gündeme gelecekti. Fakat maalesef Yunanay tarafından bu flaş 6 hamlesi görülemedi ve fil d6 hatalı hamlesiyle birlikte oyun tekrar eşitliğe döndü. Tabii ki fil hamlesi de vezir fil bataryasıyla G3'ü istemekte. Fakat at alır H5 hamlesi çok güzel bir hamle gerçekten. Beyazların Natalya Buksa bunu buldu. Peki G alır H5 neden yok arkadaşlar? Çünkü G alır H5 yapılması durumunda vezir G5'ten şahlıyor. Şah F8'e kaçtıktan sonra vezir alır H5 ver atı. Fil D7'li at tutulduktan sonra ise kale alır D7'li. Kale alır D7'li. Vezir alır G4'le birlikte kale istek altında. Kale A7 hamlesinden sonra ise şimdi kale F1 hamlesiyle birlikte beyazların hem H dikeyinde bir geçer piyon olacaktı. Hem de baktığımız zaman bir kale tekeri olmasına rağmen hem siyahların piyon yapısı, hem aletlerinin sıkıntılı oluşu, hem şah kanadının sıkıntılı oluşu, bir yandan beyazların şahının muhteşem güvenliği neticesinde beyazlar çok daha üstün pozisyonda olacaktı. Zaten Yunanay da G alır H5 yapmadı. Fil alır E4 hamlesi yaptı. Beyazlar fil alır E4'le de devam edebilirdi yolunda ama kale alır F7 yapmayı tercih etti. Ve bu feda hamlesi hatalı bir hamle dedik ya. Ya o kadar taktik bir oyun oldu ki arkadaşlar. Kale alır F7 o kadar taktik ki. Şah alır F7'de hiçbir sorun yok ve şu anda hafif bir siyah üstünlüğü var. Fil alır E4 şimdi geldi. Tabii ki de kale alır E4 durumunda at, değil mi? Kale alır E4'ten sonra at G5'ten şah kale atacak. Bu nedenle yapmadı. Fil H2 ile şah çekti. Burada da şah F1'e kaçmış oldu. Tabii ki de at alır H2, vezir alır H2 ile karşılaşacaktı. Bu nedenle şah F1'e kaçtı. Şimdi kale alır E4 yapılabilir artık. Çünkü kale alır E4 hamlesinden sonra at G5, şah kale gelse bile şah G8'e kaçacak. At alır E4'ten sonra tabii ki yine alamıyoruz arkadaşlar. Almamız durumunda yine aynı senaryo oluyor. Bu durumda hani G alır H5 yine pek mümkün olmayacaktı aslında. Fakat burada kale alır E4 alınmadı. At, çok özür diliyorum. At E3 hamlesi yapıldı siyahlar tarafından, Yunanay tarafından. Bu şah çekiş hamlesi arkadaşlar hatalı bir hamle maalesef. F alır E3 hamlesi, G alır H5 hamlesi, vezir C2 hamlesinden sonra burada bir D3 sürüşü ama tamamen stokfiş hamlesi. Bu D3 sürüşü bulunması zor bir hamle. Çünkü aslında şunu söylüyor bu D3 sürüşü. O piyonu feda et fakat karşılığında bir açık at elde et. Şah G7 hamlesi geldi. Burada kale A6 hamlesi yapılabilirdi. Kale A6 hamlesi arkadaşlar oyunu beyazlar lehine tamamıyla kuvvetlendirecekti. Ve burada kale G6'lar istenecekti. Ama işte diyoruz ya öyle bir maçtı ki Natalya Buksa burada E alır D4 yaptı. Bu hatalı hamle sonucunda eğer kale C8'i bulabilse Yunanay oyun tekrar eşitliğe, hatta siyahların hat üstüne dönecekti. Fakat vezir F4 yaptı. Hatalı bir hamle, büyük bir hata ve bu hata sonucunda maalesef arkadaşlar oyun bir daha da dönmedi. Çünkü kale A7 hamlesi engellenmemiş oldu. Vezir burada engelliyordu kale A7'ye. Kale A7 şah, şah F8, vezir C5 şah. Şah burada G8'e kaçmalıydı. Kale D6 hamlesi yine uygun bir hamle olmadı. Fil D5 hamlesiyle kale F7 istiyor. Burada baktı artık bunu savunabilecek hamle var aslında. Kale E7 gibi bir hamle var ama tamamen kayıp. Fil G3 ile bir karşı fırsat elde etmeye çalıştı. Kale F7 şah, vezir alır F7, fil alır F7, şah alır F7, vezir alır F7 şah. Kale G6 hamlesinden sonra at G5 şah, şah F8'den sonra ise şimdi vezir F3 hamlesi geldi arkadaşlar. Peki burada yani niye kaleyle almadı diye bir soru soracak olursanız. Çünkü kale E1'den mat oluyordu. Bu nedenle şah F8 hamlesinden sonra vezir F3 ver şahı ver fili hamlesi geldi. Zaten burada Yunanay terk etti. Ama şah E7 oynansaydı vezir alır G3'te çok üstün bir pozisyonda kalacaktı Natalya Buksa. VFM Gülenay Aydın 2 tur sonunda ilk turda aldığı beraberlikle 2'de yarım gidiyor arkadaşlar. Senem Gülbaşsarı ise 2'de 0 gidiyor maalesef. Dediğim gibi bu şampiyonaya daha fazla sporcuyla katılmalıydık. 2 sporcu bize yakışmadı gerçekten. Çünkü birçok iyi durumda olan kadın sporcumuz var. Hiç yakışmadı. Üzgünüm o yüzden. Daha çok maç anlatmayı, özellikle Katya'nın maçlarını anlatmayı çok isterdim. Duru Okuyaz'ın maçlarını anlatmayı, Kübra Öztürk Ören'le uzun zamandır turnuvalara, böyle büyük turnuvalara katılmayı çok isterdim.
Fakat bunlar mümkün olmadı. Sağlık olsun biz VFM Gününay Aydın ile Senem Gül Başsarı'yı takip etmeye devam edeceğiz. Bu şampiyona da sizler de bizlere destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki katıl ya da süper teşekkür butonu tıklayarak da YouTube kanalımızın kamera ve mikrofon alma hedefine destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.